Bir matrisin devrini, Alman'ın determinantını değiştirip değiştirmeyeceğini, bunu görmek ister misiniz? Bunu ikiye iki bir matrisle denemenin mantıklı olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım, hemen bir matris oluşturup determinantını alalım. A B C D matrisini alalım. Bunun determinantı A çarpı D eksi B çarpı C. Şimdi de Önce devriğini sonra determinantını alalım. Bu da sütunlar satır, satırlar sütun olacağı için AC ve BD olacak öyle değil mi? Peki bunun determinantı ne olur? A çarpı D eksi B çarpı C öyle değil mi? Burada olan tek şey bu ikisinin ters dönmesi ve birbirleriyle çarpılmaları. Bu durumda yani en azından 2'ye 2 iki bir matris için determinantının devrinin determinantına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet 2'ye 2 iki bir matris için durum bu. Buna dayanarak tüme varımsal bir argümanla bunun n çarpı n yani tüm matrisler için geçerli olduğunu göstermek istiyorum. Tüme varımsal bir argüman kurmak için öncelikle bunun n çarpı n durumunda geçerli olduğunu varsayarız. Evet, bunun n çarpı n durumu için geçerli olduğunu düşüneceğiz. Elimizde de böyle bir matris olduğunu düşünelim. Evet, bu matris B matrisi olsun. N'e n e en bir matris olduğunu da söyledik. Tüme yöntem kullanacaksak, bunun gibi n'e n olan tüm B matrislerinin determinantının, matrislerin devrinin determinantına eşit olduğunu varsaymamız gerekiyor. Tüme varımsal bir argümanı bu şekilde başlatır ve bunun doğru olduğu durumda aynı şeyin n artı 1'e n artı 1 bir matris için geçerli olup olmadığına bakarız. Ve eğer bunun geçerli olduğunu yani n'e n bir matris için geçerli olması durumunda n artı 1'e n artı 1 matris için geçerli olduğunu söyleyebilir isek istediğimizi elde etmiş oluruz. Çünkü az önce bunun 2'ye 2 iki bir matris için geçerli olduğunu da gördük. Demek istediğim bu, eğer 2'ye 2 bir matris için geçerli ise, 3'e 3 bir matris için de geçerli olur. Çünkü n'in 2 olduğu bu durumda, n artı 1 de 3'tür, öyle değil mi? Evet. Ve eğer 3'e 3 bir matris için doğruysa da, 4'e 4 bir matris için de doğru olur. Ve tahmin edeceğiniz gibi 4'e 4 bir matris için geçerli olduğunda da 5'e 5 bir matris için de geçerli olacak vesaire vesaire böyle devam edecek. Tüme varıma dayanan bir ispat yaparken işe baz alacağınız bir durumla başlarsınız ve dersiniz ki bu eğer n çarpı n'in determinantı için doğruysa n artı 1 çarpı n artı 1'in determinantı için de doğrudur ve böylece ispatınızı da yapmış olursunuz. Dedikten sonra haydi hemen ispata geçelim. Hemen n artı 1'e n artı 1 bir matris oluşturacağım. Bunun bir A matrisi olduğunu düşünelim. A sanırım matrisler için kullanmayı en çok sevdiğim harf. Aslına bakarsanız sadece benim değil, tüm doğrusal cebir dünyasının da en çok tercih ettiği harf A diyebilirim değil mi? Evet. A matrisinin n artı 1'e n artı 1 bir matris olduğunu düşüneceğiz. Gösterimi kolaylaştırmak adına da, da n artı 1 yerine m harfi kullanalım. Tamam, bu durumda a1 m çarpı m matrisi değil mi? Bakalım neye benzeyecek? Matrisin elemanlarını not edeceğim ama bu defa normalden fazla elemana ihtiyacımız var. a1 1, a1 2 bu şekilde a1 m'e kadar devam edecek değil mi? Bu arada bu tabii ki de en çarpı 1 değil, en artı 1 olacak. Hemen düzeltiyorum. İkinci satırı da yerleştirelim. Bu da a21, a22, a23 ve böylece a2m'e kadar devam edecek. Üçüncü satır a 31 a 32 a 33 ve böyle böyle A3-M. Burada da yani sütunlarda da aşağıya doğru ilerleyeceğiz ve en sonunda M'inci satır olacak. A-M'inci satır birinci sütun ve A-M'inci satır ikinci sütun. Böylece A-M-3 ve en sonunda da A-Alt-Hidris-M-M. M. Evet. Şimdi a'nın devriğine gelecek olur isek, devri de yine n artı 1'e n artı 1, yani m'ye m bir matris olacak, öyle değil mi? Evet, şimdi bunun devriğini almamız gerekiyor. Devrik matriste de, satırlar sütun olduğuna göre, a 1 1 ile başlayalım, a 1 2 buraya gelecek, Böyle başlayıp A1M'ye kadar devam edeceğiz. Sonra buradaki pembe satırı alıp ikinci sütunun yerine yazacağız. A2 1 pembeyi seçmemişim. Bir daha yazalım. Evet A2 1, A2 2, A2 3 ve böyle böyle A2 M. Sırada yeşil satır var. A3 1, A3 2, A3 3 ve A3 m. Aradaki satırlar devriğin sütunları olacak. Bunları atlıyorum. Daha doğrusu bunların yerine 3 nokta koyalım ve son olarak AM1, AM2 ve buradaki son satır AM3 ve devriğin son sütunu. İşte bu kadar. Sırada A'nın determinantını almak var. Bunu da morla yazalım. A matrisinin determinantı. Evet, bunun için birinci satırdan aşağı doğru ilerleyelim. A11 çarpı, buradaki alt matrisin determinantı. Bunu A alt indis 11 1 alt matrisi olarak adlandıralım. Bu gösterimi daha önce görmüştük değil mi? Evet, A alt indis bir 11'in determinantı eksi... A1, 2 çarpı bunun alt matrisi. Burada bu satır ve bu sütunu kapatacağız. Bu şekilde devam ederek buna da eksi 1 üzeri 1 artı m yazalım. Bu sayede istediğimiz işareti elde edeceğiz. Çarpı bunun alt matrisinin determinantı. A1m yazıyorum. Bu sütunu ve satırı geçtiğimizde de geriye tüm bunlar kalacak. Anlaştık mı? Şimdi de devriğinin determinantına bir göz atalım. Daha önce de gördüğümüz gibi birinci satırdan aşağı doğru ilerlememize hatta bir satırdan aşağı doğru ilerlememize de gerek yok. Bir sütundan başlayabiliriz. A matrisinin determinantı için bu satırdan başladık. İlk alt matris buydu. İkinci alt matris, bunların nasıl bulunduğunu biliyorsunuz. İkinci sütunla bu satırı kesiştirince geriye kalanlar ikinci alt matris olacak. Ama A'nın devrinin determinantı için birinci sütundan başlamaya ve alt matrisleri de bu şekilde oluşturmaya. Evet, buna ne dersiniz? Hemen yazıyorum birinci elemanı alalım. A11 çarpı alt matrisinin determinantı. Peki bunun alt matrisinin determinantı nedir? Sütun ve satırını kesiştirdiğimizde geriye burası kalır öyle değil mi? Şimdi ilginç bir noktaya parmak basacağım. Sizce bunun alt matrisinin bunun alt matrisiyle alakası nedir? Dikkatlice incelerseniz a2 2 ile başlayıp a2 m ile biten satır burada da a2 2'den a2 m'ye uzanan bir sütun. Bundan sonraki satır ise yani a3 2 ile başlayıp a3 m'e uzanan satırda Buradaki sütun, son satıra doğru ilerlediğimizde bunun da bu sütun olduğunu görüyoruz. O halde bunun alt matrisi yani determinantını almamız gereken bu şey bunun devrine eşittir. Hemen yazıyorum bu A alt indis birbirin devriğine eşit. Böyle devam edecek olur isek eksi A1, 2 çarpı alt matrisinin determinantı var sırada. Bunun satır ve sütunlarını kesiştirdiğimizde de geriye ne kalıyor bakalım. Alt matrisi bundan ve bunlardan ibaret olacak öyle değil mi? Peki bunun buradaki A1, 2'nin alt matrisiyle alakası ne? Bununla bunu kesiştirince geriye bunlar kalıyor. Başka bir deyişle bu satırla bu sütun, bu satırla bu sütun ve bu satırla da bu sütunun aynı olduğunu görüyoruz. Kısacası determinantını alacağımız alt matris, Yine bunun devriğine eşit. Evet, A1, 2'nin devriğinden bahsediyorum. Şu anda taramakta olduğum kısım bunun devriğine eşit. O halde bu satırdan aşağı ilerlediğimizde elde ettiğimiz alt matrislerin her biri bunların devriklerine eşittir diyebiliriz. Böyle devam edip artı eksi 1 üzeri 1 artı M çarpı bunun devriğinin determinantı. Evet bunu elde edeceğiz. Görmek ister misiniz? Bunun satır ve sütunlarını kesiştirdiğimizde bu matrisin geriye kalanını elde ederiz ve bu da bu satırla bu sütunu kesiştirdiğimizde elde ettiğimiz şeyin devriğine eşittir. Bu satır bu sütuna, bu satır da bu sütuna dönüşecek. Nereye varmaya çalıştığımı anladınız değil mi? Hemen not ediyorum. A alt indis bir emin devriyi. Şimdi başa dönecek olur isek, yani tüme varıma dayanan bir ispat için bunun n artı 1'e n artı 1 bir matris olduğunu varsaydığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Ve bundan önce de bir n çarpı n matrisi olan b'nin determinantının b'nin devrinin determinantına eşit olduğunu kabul etmiştik. Buradakilerin n'e n matrisler olduklarını biliyoruz öyle değil mi? Bu n artı 1'e n artı 1. Aynı şey bunun için de geçerli ama bunlar n'e n, e n matrisler. Eğer n'e n durumu için bu matrisin determinantının devriğinin determinantına eşit olduğunu kabul edersek, bu matrisin, bu da devriğinin determinantı, bunların ikisi birbirine eşit. Bu durumda da A'nın devriğinin determinantının bu terime yani A alt indis 1 1 çarpı buna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir de bunun buna eşit olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız lazım. n artı 1'e n artı 1 durumunda olduğumuzu unutmayın. Bu durumda alt matrislerin boyutları da her yönde bunun bir eksiğine eşit olur. Yani satır ve sütunların sayısı bunun satır ve ve sütunlarının sayısından bir eksiktir. Bunların ikisi birbirine eşit olduğu için de bunun yerine bunu yani a alt indis bir birin determinantını koyabilirim. Eksi a alt indis bir 2 çarpı burada da yine eşit oldukları için bunun yerine bunu yazacağım. A alt indis 1 2'nin determinantı. Bu şekilde artı eksi 1 üzeri 1 artı m çarpı bunun determinantına kadar geleceğiz. Bunlar da birbirlerine eşitler öyle değil mi? A alt indis 1 m. Ve sonuç olarak bu satırla buradaki mavi satırın birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Yani a'nın determinantı n artı 1'e n artı 1'dir. Tamam nerede kalmıştım? a'nın determinantı a'nın devrinin determinantına eşittir. Bu sonuca bunun n'e n bir matris için geçerli olduğunu varsayarak ulaştığımızı da ekleyeyim. İşte bu kadar baz durum için geçerli olduğunu da ispatladığımıza göre bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. 2'ye 2 bir matris için doğru olduğunu gördük. n'e n bir matris için doğruysa n artı 1'e n artı 1 bir matris için de doğrudur. Evet bunu da bulduk. 2'ye 2 bir matris için doğruysa 3'e 3, 4'e 4, e 4 bir matris için de doğrudur. Videonun ana fikrini bir kere daha tekrarlayayım. Bir matrisin devrini aldığınızda determinantı değişmez.